Gündem Kıbrıs ekranlarındayız. Bugün Kıbrıs İlim Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Sayın Erdal Gürey'i ziyaret ettik. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle koronavirüs pandemi sürecini atlattık. Uzun süre sıfır vakayla yol aldıktan sonra 1 Temmuz itibariyle kapılarımızı açtık. Ancak kapıların açılmasıyla birlikte yurt dışı kaynaklı vakalarımızda da artışlar artık gözlenmeye başladı ve giderek sayı artacak gibi duruyor. Tabii efendim bu sürecin öncelikle ekonomik etkileri bize çok ağır oldu. Piyasalarda çok ciddi durgunluklar yaşandı ve şu anda da baktığımızda çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bir uzman olarak sizden öncelikle bu geçtiğimiz dönemin bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Tabii ki elimden geldiğince. Şimdi şöyle söyleyeyim, yiğidi öldür hakkını ver, pandemi sürecini belli bir süre gayet iyi yönetti şu andaki iktidar. Dediğiniz gibi sıfır vakaya ulaştık, hatta steril bir ülke yarattık. Ancak bunun devam etmesi mümkün değil, ekonomik olarak mümkün değildi ve hükümet açılımlarla gerek hava yolu, gerek deniz yolu, gerek kara kapıları açarak ülkedeki ekonomik faaliyetlerin canlanması için bir planlar, programlar yaptı. Sorun şurada. Evet, biz çok güzel idare ettik ilk dalgayı. Sıfır vaka, steril bir ortam. Ancak bunun devam edemeyeceğini bildiğimiz halde, açılacağını bildiğimiz halde bu açılmakta gerekli olan önlemleri almadık. O sorun. Şimdi bir olumlu tik attık iktidara, şimdi olumsuz bir tik atıyoruz. Çünkü tabii ki açılacak. Tabii ki bizim gibi ülkeler, büyük oranda ekonomileri dışa bağımlı ülkeler, turizm gibi, yüksek eğitim sektörü gibi sektörlerle piyasasını canlı tutan bizim gibi ekonomilerin uzun süre dış dünyaya kapalı kalması mümkün değildir. Yani bunu sağlayacak ne mali yapımız ne de ekonomik yapımız vardır. Açılacaktık ama açılmadan önce gerekli önlemleri alacaktık. Bir pandemi hastanesi hikayemiz, hikaye diyorum artık buna çünkü gerçekten hikaye oldu. 10 günde yaparız, 1 ayda yaparız, 45 günde yaparız, yer hazır, o hazır, bu hazır, hala daha bir şey yok. Yani sorun burada. Yoksa açılmak bence zorunluydu. Ama açılırken de gerekli önlemleri alıp açılmayı öyle yapmak lazımdı. Pandemi hastanesinin kurulması artı yeterli miktarda kit, test kitlerinin depolanması, ilaç depolanması gibi alanlarda yatırım yapmamız lazımdı. Bunları yapmadık. Ve açtık. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi günde bir vaka olarak ki çok fazla da bir geliş de yok bildiğim kadarıyla. Sanırım 2 uçak geliyor günde. Her gün bir vaka artış görüyoruz. Şimdi bu bir vaka artış değildir esasında sorun. O bir vaka artış o uçaktaki herkesle beraber gelmiştir. Hani gelenlerin ellerinde negatif test sonuçları olmasına rağmen o uçakta pozitif biriyle beraber geldiler. Sorun burada. Şimdi bu patlama olabilir. Böyle bir patlama da olursa biz ikinci kez kapanma yoluna ve sizin de bahsettiğiniz gibi zaten 3-4 aylık, yaklaşık 4 ay oluyor değil mi? 4 aylık kapanma sürecinde ekonomimiz neredeyse dibe vurdu. Bir daha kapanırsak artık, yani dibin de dibi diyeceğim, çok kötü duruma geliriz. KKTC buna dayanacak mali güce sahip değildir. Ve TC'nin de bu konuda bugüne kadar ciddi bir katkısı olmamıştır KKTC'nin bu sorunlarına. Bilemiyorum. Bizi çok daha ciddi problemler bekliyor gibi görünüyor. Peki efendim, bir de tabii bu süreçte Türkiye ile mali protokol imzalandı. Belli bir kaynak aktarılacak, aktarılmaya başlandı hatta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeterli mi? Yoksa başka neler yapılması lazım? Yani biliyorsunuz bu mali protokoller her yıl imzalanır Türkiye ile. Ben her zaman karşı olduğumu söyledim, yine söyleyeceğim. İki ülke arasında bu tür protokoller yapılır. Ancak bizdeki yapılan protokollerin mantığı bana çok sağlam gelmiyor. Bir deyim kullanıyorum ben, Kıbrıs'ta çok kullanılır. Yamalı bohça. Bir yamalı bohça şeklinde bir protokol yapılıyor. İçinde ne ararsanız vardır.
Yani ziraatta vardır, turizmde vardır, kamu reformu, her şey, hukuk reformu, her şey vardır. Böyle bir protokol olmaz. Bunlar, bu tür programlar ülkenin kendi otoriteleri tarafından hazırlanır. Başka bir ülkeyle protokol belirli konularda yaparsınız. Oturursunuz, örneğin elektrik konusunda bir protokol yaparsınız. Karşılıklı işbirliği. Bunu net bir şekilde yazarsınız. Bu işbirliği nasıl olacak vesaire. Finansmanını kim karşılayacak, yönetimde kim olacak vesaire vesaire. Bizde böyle bir şey yok. O yüzden protokollere karşı olduğumu söyleyerek başlayayım. Bu tür protokollere karşıyım. Doğru değildi. Zaten bugüne kadar da verim almadık değil mi? Peki almadıksa benim niye ısrarla devam ediyoruz? Bence bir mantığı yok bunun. O yüzden bu protokol tarzını bırakıp daha değişik bir yöntem bulmamız lazım. Mutlaka ki Türkiye'nin bize gerek tecrübe, bilgi bakımından gerekse finansal olarak yardım yapması doğaldır, gereklidir. Bunda sorunumuz yok ama bu şekilde olmaz. Bu protokolde belirli miktarlarda finansman kaynaklarının KKDC'ye aktarılması tabii ki vardır. Ve bunun çok cüzi bir kısmı geldi. Yani geldi dediniz de çok cüzi bir kısmı geldi KKDC'ye. Nedeni de şudur. Çünkü orada belirli kıstaslar konmuştur. Bunu yaparsanız bu olur. Biz bunları yıllardır yapamadık veya yapmadık. Yine yapmayacağız. Ya bu çok net, açık ve nettir. Nedeni de şudur, birçoğu KKTC'nin bünyesine uygun değildir. Yapamıyoruz, yapmayacağız da bunları. Hiçbir hükümet de yapmadı. Sağdan, soldan, ortadan hiç fark etmedi. Yıllardır bu iş yürümedi, olmadı. Demek ki bu protokolde tümüyle hayata geçemeyeceği için bu finansman kaynağının da Kıbrıs'a gelmesi çok da olası değildir tümüyle. Küçük küçük finansman kaynakları aktarılacaktır. Ama bu bizi... pandemi sürecinden sonra özellikle bizi ekonomik olarak belli bir yere taşıyacak bir finansman kaynağı değildir. Tabii efendim, bir de bu süreçte ülkeden geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faik Sucuoğlu açıkladı. 89 bin kişinin adadan ayrıldığını söyledi. Evet. Çok ciddi bir rakam tabii ki bu. Evet, gelişler başladı ancak hala daha ülkeden gidişler de bir yandan da devam etmekte. Edecek gibi görülüyor. Peki bu olayı nasıl değerlendireceksiniz? Giden kişiler gelir gelmez şu anda büyük bir muamma. Ülkenin iş gücü açısından şu anda çok büyük açığı olduğunu görüyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki gidenler arasında iş gücü piyasasında faaliyette olan insan sayısı çoktu. Ve gittiler. Geri dönmek için de buradaki iş olanaklarının açılması lazım. Niye dönsünler ki? Şu anda dönüp de ne yapacaklar? Tam tersi, çok yakın bir zamanda, yaz sonuna kadar bir o kadar daha insan ayrılacak gibi görülüyor. Çünkü turizm sektörü maalesef canlanmayacak. Maalesef diyorum. Mümkün değildir, canlanmayacak. Turizm sektöründe hala daha çalışan binlerce insan var. Duyuyorsunuz, bazı oteller çok büyük miktarlarda işçi durdurma yoluna gidiyor. En son Kratos'tu galiba haberlerde bahsedilen, onu edilen mi? 400-500 kişiden bahsediliyor. Yani hani daha işini kaybedecek insan sayısı çok. O yüzden dediğim gibi turizm sektörünün bu yıl faaliyetlerini göstermesi çok olası değil. Ve turizm sektöründe bildiğimiz kadarıyla normal dönemde yaklaşık 15 bin kişi çalışıyordu. Düşünün, bu kadar miktar, tümü değil mutlaka ama çok büyük bir miktar işini kaybetti ve kaybedecektir. Sadece sosyal sigortalı, yani en son duyduğum rakamdı bu, sosyal sigortalarda kayıtlı olarak çalışan 12 bin kişi ayrıldı. Bakınız, 12 bin kişi sosyal sigortalara artık prim ödemiyor demektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ama emekli sayısı aynı. Sosyal sigortada. Geliri düşüyor sosyal sigortaların ama gider aynı kalıyor. Sosyal sigortalar daha da sıkıntılı bir konuma gelecektir. Çalışan, çalışır görünen birçok insanın da yatmıyor sosyal sigortalara. Bu 12 bin ayrılanı bıraktım. Yani çalışır görünen bir sürü insan var daha, onlar da yatırmıyor. Sosyal sigortalarda da sorun yaşayacağız gibi görülüyor bu dönem. Bu pandemi dolayısıyla. Eğitim sektörüne gelelim.
yüksek öğretim sektörüne. Burada da sorun, ciddi bir sorun. Yani üniversiteler belki gelirlerini çok kaybetmez. Online olarak biz derslerimizi yapabiliriz. Oturduğu ülkede derslerimizi dinleyebilir, sınavlara girebilir vesaire. Harcını da alırız. Burada sorun olmayabilir. Ancak üniversite sektörünün öğrencilerinin sadece üniversiteye değil de katkısı. Ülkeye gelip yaşayacak yer, efendime söyleyeyim, günlük tüketimi vesaire vesaire harcama yapıyordu. Onu kaybedeceğiz. Şimdi zaten yüksek öğrenim ve turizmdeki bu büyük kayıplar bu ülke ekonomisinin ciddi bir şekilde küçülmesine yol açar. Yani %15 ve fazlası olabilir ekonomik daralma bu ülkede. Biz bunu kaldıracak bir yapıda değiliz. Bu sektördeki iş kaybını ve gelir kaybını önleyecek mali teşvik veya destek yapabilecek bir durumda değil. KKTC hükümeti o nedenle işi oluruna bıraktı. İşte oluruna bakınca da ne oluyor? İşletmeler belli bir müddet dayanabildi buna. Şimdi herkes kapının önüne koymaya çalışıyor çalışanlarını. Başka ülkeler nasıl yaptı diye başlamıştım galiba. Örneğin Güney Kıbrıs'ta dedik ki Güney Kıbrıs çok ciddi miktarda finansman ayırdı bu konu için ve bütün sektörlere karşılıksız destek, teşvik veriyor. İşi durdurmayın diyor. Ne derler? Sosyal haklarını, sosyal yatırımlarını devlet yapıyor, maaş katkısı veriyor. Bunu Amerika'da yaptı, İngiltere'de yaptı, Almanya'da yaptı, birçok ülke yaptı. Bizim bunu yapacak finansman gücümüz yok. Mümkün değil. Biz ne yaptık? Faiz erteleme yaptık. Yani 3 ay faiz ödemelerini ertelemek. Yani millet bunu şu şekilde algıladı. 3 ay faiz ödemeyeceğim ben diye algıladı. Öyle değildir aslında bu. 3 ay taksit ödemeyeceksiniz ama 3 ay sonunda o biriken faizi de ödeyeceksiniz demek bu. Tabii daha uzun bir vadeye yayılmış. Ama ödeyeceksiniz yani onu sonuçta. Ortada bir bağışlama, bir azalma yoktu. Ne yaptık? Döndük. KGF diye bir finansman aracı kullandık. Kredi garanti fonu kredileri. Burada da dedik ki size vereceğimiz kredilerle devlete olan borçlarınızı ödeyeceksiniz. Vergiyi falan filan. Ve ödenmemiş çekiniz varsa bugüne kadar yazılmış onları ödeyeceksiniz. Bu ne demektir? Zaten borç içerisinde olan işletmelere borç alarak borç ödeme demektir bu. Yani belli bir müddet rahatlatacak mı? Evet. Krediyi aldım, ödenmemiş çeklerimi ödedim, kapattım ama hayat devam ediyor. O krediyi ödeme zamanımız gelecek. Bizim yaptığımız bunlar. Bunlarla da biz yani bir yere varamayız. Bir yere varamayız. Yaz sonunda esas patlak o zaman verecek. Turizm sektörü tamamen dibe vurunca çok ciddi bir sorun yaşayacağız. Bir de güneyli olan kapılar meselesi var. Orada da geçişler çok fazla olmuyor belirli nedenlerden dolayı. Lefkoşa'nın Arasta bölgesi ki Güney Kıbrıs'ın orta ve düşük gelirli kısımlarına hitap eden bir pazar olmaya başlamıştı. Gayet de iyi çalışıyordu. Şu anda sinek alıyor. Oradaki esnafın durumu çok kötü. Akaryakıt satışından iyi gelir elde ediyorduk. AKTC fiyat farkından dolayı güneyden gelip buradan akaryakıt aldı. Bu da durdu. Yani bu pandemi sürecinde etkilenmeyen hiçbir sektör yok. Ve etki de büyük. Yani basit, kısa vadede bunu atlatacak bir konu değil, durum değil. Ve alınan önlemlerle de bu bence daha da derinleşecek, rahatlamayacak. Çünkü pandemi sorununun minimum bir yıl daha gitme gibi bir böyle bir projeksiyon yapıyor bilim insanları, öyle özellikle de sağlıkçılar. Yani minimum bir yıl daha. Şimdi bir yıl daha KKTC bunu kaldırır mı? Şüpheli. Kaldırmaz yani KKTC. Dış finansman yardımı olmazsa bir deyim vardır, birbirimizi yiyeceğiz. Zannedersem KKTC'de öyle bir durum hasıl olabilir.
Tabii efendim, bir de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Rum tarafının yeşilat tüzüğüne aykırı geçişlerle ilgili bazı uygulamaları vardı. Bu uygulamaları nasıl değerlendireceksiniz? Yani burada röportaja başlamadan önce de konuştuğumuz gibi büyük bir ihtimalle Güney yönetimi Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma, işte deniz ekonomik alanları vesaire ile ilgili bir karşı atak gibi bir şeydir yapmaya çalıştığı. Çok akıllıca mı? Bana göre hiç değil. Bana göre hiç değil. Bu tür konular bu şekilde çözülmez. Bunlar karşılıklı diyalogla çözülür. İki taraf karşılıklı oturamıyorsa arabulucularla çözülür. Ama böyle birbirine birisi mevzi yapacak, öbürsü tank koyacak. Bunlarla çözülmez bunlar. Daha fazla gerginlik yaratıcı olaylardır. Umarım daha büyük bir gerginliğe sebep olmaz. Peki yani, daha büyük bir gerginlik olursa sıcak çatışma meydana gelebilir mi? Yani ben öyle bir şey olacağını kapısına öngörmüyorum. Sıcak çatışma, yani silahlı çatışma falan öyle bir şey öngörmüyorum. Ancak ne olur, işte kapatırız sınırlarımızı. Ne giden olur, ne gelen olur. Türkiye ile işte biliyorsunuz AB üyesi Güney Kıbrıs, Türkiye'yi AB'ye şikayet olur, o olur, bu olur. Bu olacak olan budur, bir gerginlik olur sadece. Bundan kaybedecek olan da Kıbrıs Türk halkıdır, onu da söyleyeyim size. Güney değil, Türkiye değil, büyük oranda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlardır. Şimdi efendim başka bir konuya gelmek istiyorum. Daha doğrusu bir önceki konuya geri dönmek istiyorum. Az önce dediğiniz ki ikinci bir kapanmayı kaldıramayız. Şimdi ilk süreçte baktığımız zaman dünya ile kıyasladığımızda aslında çok az vakalarla biz bu süreci atlattık. Yani aslında birinci dalga yaşamadık bile diyebiliriz. Şu anda da gene dıştan kaynaklı vakalarımız var. Ancak uzmanların öngördüğü şöyle bir şey var dünyada. Önümüzdeki kış daha zorlu bir sürecin bizi beklediği, ölümlerin daha çok artabileceği yönünde uzmanların öngörüleri var. Şimdi aslında biz basit dönemi çok zorlanmadan kolay bir şekilde ve büyük tedbirlerle atlattık. Fakat dediniz ki az önce ikinci bir kapanmayı Kuzey Kıbrıs kaldıramaz. İkinci bir kapanma vaka sayısı artar da olursa bizi neler bekliyor? Bunu kaldıramazsak eğer neler yapılması lazım? Yani bunu tabii ki ben az önceki konuşmam içerisinde söyledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik vesaire koşulları, bu gibi durumları finansal olarak karşılayabilecek bir boyutta değil. Tanınmamış bir ülkeyiz. Hiçbir yerden finansman bulamayız. Çok açık ve nettir. Yani biz ne bir Dünya Bankası'na gidebiliriz, ne IMF'e gidebiliriz, ne başka bir ülkeden, Türkiye hariç, finansman, borç, bıraktım hibeyi, borç. Alamayız. Yok. Tanınmamış bir ülke. Hiç kimse bize bunu yapmaz, vermez. Demek ki bizim de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey şu anda piyasanın bu durgun halini daha canlı hale getirmek için piyasaya finansman, para pompalamak. Hükümetin görevinin bu olması lazım. Ama para yok. Pompalayacak para yok. Bunu nereden bulabiliriz? Tek bir adres var. Türkiye. Dedim. Türkiye'de bu finansmanı aktarmak için işte protokol de dediğimiz bir sürü kıstas, bunu da yap, bunu da yap, yaparsan alırsın koydu ya ortaya, onu da yapamayacağımıza göre Türkiye'den de çok fazla bir finansman akışı olmayacak diye düşünüyorum. Halbuki bu dönemde bence Türkiye ile böyle bir protokol imzalamanın hiçbir anlamı yoktu. Bu yani force major bir olay, yani olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir durum da öyle bir protokol değil, başka bir protokol. Yani olağanüstü durumu atlatmak üzere bir protokol imzaladınız ve ona göre bir finansman programı yapardınız. Maalesef o da yok. O yüzden kapanırsak bizim için çok daha kötü olur. Eğer her şey böyle devam ederse, finansman vesaire vesaire, çok daha kötü bir durum olur. Yani bilmem, KKTC tarihinin en kötü günlerini yaşayabilir. Tabii efendim, bir de bu süreçte gördük ki her anlamda dışa bağımlıyız aslında. Tabii. Ve üretim anlamında da çok zayıf olduğumuz ne yazık ki yüzümüze çarptı. Üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ancak üretime dair hala daha gerekli çalışmaları sürdüremiyoruz. Bu
konu hakkındaki görüşlerinizi de alabilir miyiz? Yani şunu söyleyeyim, tabii küçük ada ekonomileri grubundayız biz. Ve küçük ada ekonomilerinin de kaderidir bu. Çünkü küçük adalar kaynak fakiridir. Doğal kaynak olsun, insan kaynağı olsun vesaire, her türlü kaynaktan mahrum yerlerdir küçük adalar. Biz de öyleyiz. Hani burada üretim üretim diyoruz ya, yani yapabileceğimiz üretim var ama bizim günlük hayatımızı normal bir şekilde sürdüreceğimiz tüm üretimi yapacak bir kapasitemiz yoktur. Mümkün de değildir. Petrol mü üreteceksiniz? Araba mı üreteceksiniz? Ne üreteceksiniz? Peki hizmet? Biraz hizmet üretebilirsiniz ama hizmeti satacak ki insan yok. Hizmeti kime satıyorduk biz? Yabancıya değil mi? Ya turiste satıyorduk ya öğrenciye. O da yok. Peki bilişim üzerine, online sistemler üzerine uzmanlaşsak? Olur ama yani bunun bir altyapısı vardır. Bu bir günde olacak bir şey değildir. Bu kadar yıldır üniversitelerimiz var ama maalesef bu tür alanlara yatırım yapmamışlardır. Yani oturup doğru konuşalım. Biz sadece öğrenci getirip eğitim veriyoruz. Büyük araştırma alanlarına veya geleceğimizi etkileyebilecek sektörlere yönelik araştırmalara girmiyoruz. Özel üniversiteler zaten girmez. Çünkü araştırma finansman demektir, para demektir. Para harcayacaksınız ama ne olacağını da bilmiyorsunuz. Yani harcadığınız para da boşa gidebiliyor. Bu dünyada devletler tarafından desteklenir. Üniversiteler araştırma yapar diyorlar işte Amerika'da, Avrupa'da. Kendi parasını harcamaz o da. Büyük oranda kamunun üniversitelere belirli araştırma konularında araştırma yapması için aktardığı fonlarla yaparlar. Çok pahalıdır araştırma yapmak. Basit bir örnek söyleyeyim size. Eczacılık sektöründe bir ilaç, bir hap üretebilmek için 10 yıl çalışır. 10 yıl yüzlerce insan ödenir, giderleri vardır. Bütün bunları karşılayacaksınız, 10 yıl sonra bunun ancak nesini alırsınız? Getirisini. Bizde böyle bir yapıda üniversite mi var? Hangi üniversite böyle bir olanağa sahiptir? Araştırma yapacak bu kadar derin ve bu kadar yüksek finansmanı. Yine geliyoruz devlete. Devlet finansman ayırmazsa araştırma geliştirmeye de mümkün değildir. Ciddi bir şeyler yapamayız. Ufak tefek yapar. Yapıyoruz biz de araştırma işte. Öğrencilerine 100 tane anket tutuşturursun, gider sorar gelir, olur araştırma. O değildir bizi kurtaracak olan. Biraz önce sizin söylediğiniz bilişim sektörü inanılmaz ciddi yatırımlar isteyen bir sektördür. Araştırma içinde, ondan sonrası içinde. Yapabilir miyiz? Yapanlar var dünyada bunu. Ama dediğim gibi önce yatıracaksınız. Para yatırmadan başka olmaz bu işler. Yani ben çok fazla bir şey de göremiyorum, önümüzü göremiyorum bu konuda. Kamunun üniversitelere ayıracağı miktarlar çok az miktarlardı, siz de biliyorsunuz. İşte biraz DAÜ'ye katkı yapıyor, biraz da LIFKE Avrupa Üniversitesi'ne katkı yapıyor. Bunun haricinde kamunun üniversitelere araştırma alanında finansman yardımı yok öyle bir olan. Biz de memuru ödeyecek para buldu mu hükümet, başarılı hükümettir. Tamam mı? Bunun haricinde bir şey beklemeyin bu ülkedeki hükümetlerden. Yok, beklemeyin yani. Mümkün değil. Bir de efendim Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Adaylar arasındaki söylemler de seçimin yaklaşmasıyla birlikte aslında sertleşti diyebiliriz. Evet. Tabii her seçim dönemi gördüğümüz bir olay var bizim. Piyasaların durgunlaşması, seçim sonuçlarının beklenmesi gibi. Bu dönem ancak pandemi dönemine denk geldi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de tabii ki ertelendi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini siz nasıl değerlendireceksiniz? Pandemi sürecinin seçime etkileri nasıl olacak? Ve mali açıdan da baktığımız zaman hükümetteki adayların seçimdeki şansları sizce ne? Yani tamamen kişisel görüşlerimi söyleyeceğim. Seçimin sonucu sol bir aday kazanacak bu bana göre. İki tane sol aday var. Sol adaylardan biri kazanacak. Sağ adaylar kazanamayacak bu seçimi. Çok net görülüyor. Bir sağ aday beklediğini de bulamayacak. İsim vermeden konuşacağım. Tamam.
beklediğini de bulamayacak ve çok şey kaybedecek. Bunu söyleyebilirim. Ha, seçim dönemlerinde durgunluk, ekonomi falan doğru dediniz ama zaten durgunuz biz. Yani daha fazla da durgunlaşmanın şeyi yok, imkanı yok. Bence seçim sonucu sol bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Bu tamamen kişisel görüşümdür, yaptığım gözlemlerle. Çünkü sağdaki birçok insanın bile sol adaylardan birine vereceği gibi şeyler duyuyorum yani. Şahsen duyuyorum yani. Duyuyorum derken öyle kulaktan duyma değil, şahsen duyuyorum. Çok milliyetçi kesimlerden insanlar bile sol bir adaya oy vereceğini söylüyor. Enteresan bir seçim olacak. Evet, biz de merakla süreci bekliyoruz. Ben hiç merak etmiyorum. Doğrusunu isterseniz merak etmiyorum. Bellidir orada Cumhurbaşkanı'nın yapacakları ve yapamayacakları, her şey bellidir. Bir tek bizden de bitmediğine göre bu olayın muhatapları çok fazla aslında. Hani bir Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti gibi algılanır ama aslında çok fazla taraf vardır. Türkiye var, Yunanistan var, Avrupa Birliği var, Amerika var, İngiltere var. Yani çok fazla taraf var. Onun için bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir ama buna çok büyük de önem atfetmek bence çok da doğru değildir, çok taraf var. Tabii efendim, bir de bu süreçte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz meclisten bazı yasalar geçti. Tüketici kredileri yasası geçti. Bir yandan bu konuda Bankalar Birliği çok sert eleştirilerde bulunurken hükümet kanadından da tüketicileri korumak adına böyle bir şeyin uzun zamandır gerekli olduğu ve çok uzun zamandır da bu yasa üzerine çalışıldığı söylendi. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu yasayı? Şöyle söyleyeyim, iktidarların görevi ülkede yaşayan tüm grupları korumaktır. Tüketici, üretici, kadın, erkek, neyse tümünü korumak durumundadır. Tüketicileri koruma yasası da bu bağlamda çok önemli bir yasadır. Ancak yani tüketiciyi koruyacağım diye siz başka sektörleri resmen zan altında bırakıp özellikle bankacılığı, çünkü Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamayı siz de okudunuz herhalde, zan altında bırakıp sanki bankalar tüketiciyi böyle eziyor, sömürüyor falan algısını yaratıp oraya böyle maddeler koymak çok da doğru olmadı bence ve yanlıştır. Özellikle bankalarla ilgili bölümde o madde şunu getirecek: bir, kolay kolay kredi alamayacak tüketici. Bunu getirecek. İkincisi, çok yüksek faizler önerilecek. Hiç garanti, yani banka kendini garanti ediyor. Size 10 yıllık, atıyorum 10 yıllık kredi verecek. Diyecek ki %10'una veriyorum. Ama bu 2 yıl sonra enflasyon %50 olacak ve siz faizi değiştiremeyeceksiniz banka olarak. Banka bunu kabul etmez hiçbir zaman. Çünkü bu zarardır. Bu zarardır. O zaman ne yapacak banka? Kendini garantiye almak için faizi yüksek gösterecek. Kim kaybedecek? Tüketici kaybedecek. O madde çok yanlış. O madde çok yanlış ve dediğim gibi krediye ulaşma zorlaşacak ve faizler tüketiciler için azalacak. Sonuç bu. Hani tüketiciyi koruyacağım diye aslında bambaşka bir ortam yaratıyorum. Çok akıllıca yapılmış bir şey değil. Özellikle bankalarla ilgili. Diğer maddeler gayet olumlu. Ben tümünü okudum yasanın. Gayet olumlu bir yasa. Tüketiciyi korumak için çalışılmış. Ancak kredi konusunda büyük bir hata yapıyorlar. Ve Bankalar Birliği'nin söylediği de benim de söylediğim aynı şey galiba. Alamayacaksınız kredi yani kolay kolay. Çok zor kredi alacaksınız. Bu da önümüzdeki süreçte piyasada gene daralmalara neden olup ekonomik anlamda sıkıntılara yol açar mı? Tabii ki. Tabii ki. Yani ülkemizde birçok alan kredi üzerine. Ev, araba, beyaz eşya vesaire hepsi kredi üzerindendir. Yani kısa vadeli kredilerde sorun yok. Kısa vadeli kredilerde bankalar, ama uzun vadeli krediye geldiği zaman müşteri bu yasa kapsamındaki o maddeye baktığı zaman banka diyecek ki faiz bu. Ya yüksek faiz ya da çok kısa süre. Başka şansı yok çünkü bankanın.
Çünkü banka, şunu anlatmak lazım bu ülkede. Her çıkan bankalara veryansı ne diyor, hırsızdırlar, çalıyorlar falan. Bu doğru bir şey değil. Bankalar çok kar ediyor. Ediyor çünkü büyük. Yani kar etmesi ondan. Bakınız bankaların kar marjı %10-15'tir. İnanın marketlerin daha yüksektir kar marjı. Ama banka daha fazla kar ediyor. Ne için? Çünkü şey büyük. Fon büyük. Marj olarak bankaların kar marjı çok yüksek değil aslında. Bıraktım onu, bankalar kendi parasını satmaz. Bunu da bilmesi lazım insanlara. Bankalar sizin, benim, arkadaşın eğer varsa bankada tasarrufu, onu başkasına satar. Kendi parasını satmaz bankalar. Yani bankaların öz sermayesi kullandıkları miktarın %15'ini zor geçer. %85'i bizim paramızdır. Onu satar başkasına. Anlatabildim mi? Bilemiyorum. Siz bankaya gittiğinizde sorarsınız değil mi? Param var, yatıracağım. Ne kadar faiz verirsiniz? Sorarsınız değil mi? Atıyorum bankada sizin %10. Paranızı yatırdınız oraya değil mi? %10'dan. Bir yıl sonra paranızı alıp artı %10 faiz alacaksınız ek olarak. Şimdi banka ne yapar onu? O size %10'la kabul ettiği parayı kameraman arkadaşıma %15'e satar. Sizin %10'unuzu çıkarır, %5'te gelir. Kar değil, gelir. Çünkü banka masrafları o kadar yüksektir ki inanamazsınız. Her bir yazılım milyondur. Dolardan bahsediyorum ben. Bir yazılım milyon dolardır. O %5 içerisinde bütün işletme giderim, çalışan giderlerini, iletişim giderim vesaire çıkaracak ve kar edecek. Bankanın yaptığı budur arkadaşlar. Şöyle bir şey düşünün. Kameraman arkadaş aldı sizin parayı, gitti ve gelmedi. Siz kimden isteyeceksiniz paranızı? Bankadan değil mi? Beni ilgilendirmez çünkü kameraman. O aldı gitti, banka size ödemek zorunda. Onun alıp gittiği parayı da ne yapmak zorunda biliyor musunuz? Sermayesinden ödemek zorunda. Bakınız. Tabii ki böyle olaylar da yaşanıyor zaten. Yaşanıyor çünkü şu anda donuk miktar, donuk diyoruz bu tür şeylere. Hani aldı ve geldi ödemiyor artık. Donuk miktarı çok yüksek. Verilen kredilerin %6, %7'si donuk. Tüm bu %6-7'yi bankalar kendi sermayesinden ödüyor. Cezadır bu. Merkez Bankası diyor ki sen batırdın bu krediyi. Batırdığın için öz sermayenden gel bakayım. Bankalar böyle çalışıyor. Yani biraz şey konumuzdan çıktık galiba ama çok önemliydi bunu söylemek lazım. Bankalara öcü göstermek, bankalara hırsızdır, odur budur demek çok doğru bir şey değildir. Ha, zaman zaman bankalar yapmadı mı bu tür şeyler? Yapmıştır bazıları. Ama bunu bütün sektöre mal edemezsiniz. Yanlış yaparız. Sağlam kalan sektörlerimizin bir tanesidir bankacılık. Ve inanın ki hiçbir sektör bankacılık sektörü kadar düzenlenip denetlenmez. Hiçbir sektör. A'dan Z'ye denetlenir bankacılık sektörü. Merkez Bankamız sağ olsun çok iyi çalışıyor. A'dan Z'ye denetlenen, ayakta duran bir sektörümüzdür. Bunları yaparak bunu da şey yapmayalım, ne derler, diğer sektörlerimiz gibi mahvetmeyelim. Çünkü bankacılık sektörü de bir hizmet sektörüdür ve bankacılık sektörünü de geliştirirsek aslında bu ülke ciddi gelir elde edebilir yurt dışında. Tabii zor, şu anda zor yine tanınmamışlık sorunu nedeniyle ama ola ki bir çözümden sonra sağlam bir bankacılık sektörü bu ülkede çok ciddi gelir yaratacak bir sektördür yurt dışında. Yani en az turizm kadar, en az yüksek öğretim kadar. Bunu sağlam tutmamız lazım. Evet, umuyoruz ki öyle olur. Yani Merkez Bankamız bu konuda gerçekten çok iyi. Özellikle 2000'li yıllardan sonra, 2000'li yılları siz hatırlamazsınız, daha yaşınız küçük. 2000'li yıllardaki finansal bankacılık krizinden sonra Merkez Bankası bir silkindi. Ve çok ciddi yasal düzenlemelerle ve organizasyonlarla bu sektörü adam etti. Yani ben umutluyum.
Umarım bu tür asılsız dedikodularla ve saldırmalarla bu sektörümüzü de ne derler heba etmeyiz. Çünkü bilmiyorum hatırlar mısınız yine yüksek öğrenim sektörü de ilk başladığı zaman aynı şekilde çok yüklenilmişti. Olur mu küçük adada yüksek öğrenim falan gibisinden oluyormuş ve bu ülkenin neredeyse lokomotifi de oldu bu sektör, oluyormuş demek ki. Yani o zamanki söylemlere kansaydık bu sektörü de hiç geliştirmemiş olabilirdik ve bugünkü geliri de elde etmemiş olabilirdik. Biliyorsunuz her şey insanlar yeniye her zaman kuşkulu bakar. Bu doğru bir şeydir. Ama bu kuşkuları tamamen negatif olarak yönlendirirseniz o zaman yanlış yaparsınız. Kuşkulu olacaksınız, her şeyden kuşkulu olacaksınız, analiz edip artısını eksisini ortaya koyacaksınız. Ancak öyle olur bu işler. Mesela dediğiniz gibi insanları dinlemiş olsaydı iktidarlar bugüne kadar gelmiş, hiçbir sektörümüz olmazdı ülkede. Bu küçücük adada bu olur mu odan başlarız ve orada nokta. Halbuki oluyormuş ve gayet de iyi oluyormuş. Daha da iyisi de olabilir. Yani çok çok iyi miyiz? Yok. Ama çok daha iyisi olabilir. Elimizdedir bu. Bizimle ilgili bir şeydir. Çalışmamızla ilgili bir şeydir. Çok teşekkür ederim efendim. Rica çok ederim. Sağ olun. Evet, Gündem Kıbrıs ekranlarının bugün konuğu Sayın Erdal Güryer'di. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.